Şimdi yeni bütçe geldi. Yeni bütçeye bakabildiniz mi? Çok yeni çünkü. Yüzeysel olarak baktım şöyle. Evet, umut var mı? Yani seçim bütçesi mi, geçim bütçesi mi? Diyor ki yıl başında diyor herkese yüksek para vereceğiz filan. Böyle biz de önümüze Şimdi konudan havuca bakıyoruz. evet, bir Bakalım. yandan şöyle bütçe rakamlarına hemen bakarak size söyleyeyim. Çarpıcı Lütfen. birkaç rakam bakın. Bu yılın bütçesi, 2023'e daha geçmedik. 2022 yılının bütçe açığı yılbaşında 202 milyar olarak öngörülmüştü. 202. Doğru, evet. Şu andaki tahmin 461 milyar lira. Bu ikisi de hükümetin açıkladığı rakam bakın. Meclise gönderilen bütçedeki 2022 şu anda içinde bulunduğumuz yıl rakam 202 milyar. En son yayınladıkları orta vadeli programda 2022 için öngördükleri bütçe açığı 461 milyar. Vay vay. 2023 için yazdıkları bütçe açığı da 659 milyar. Eyvah. 2023 için 202 466 olduysa öngördükleri. 659 kaç olur? Bilemiyoruz. Allah'a emanet. Bir başka rakam, faiz ödemesi. Hani Sayın Erdoğan ne dedi 2018 seçimlerinde? Bana yetkiyi verin dedi. Hani tek yetkili Cumhurbaşkanı Evet. olacak ya o Evet. seçimde. Bana yetkiyi verin, enflasyonu da faizleri nasıl düşürmüş göstereceğim dedi. Doğru. Ben faizle mücadele edeceğim dedi. Nas var bu konuda dedi. Peki. Rakamlara bakalım. 2021'de devletin bütçeden ödediği faiz ödemesi 180 milyar lira. 2021'den. Evet. 2022'de en son açıkladıkları orta vadeli programda yeni birkaç, Yeni onu bir açık. hafta 10 gün Evet, önce tabii. açıkladılar. Yani. 330 milyar. Yani 180 milyardan 330'a Yüksek çıkmış. çıkmış. 2023 bütçesine ne kadar faiz ödemesi koymuşlar biliyor musunuz? 567 milyar faiz ödemesi koymuşlar 2023'ün bütçesine. Bakın daha 2021'de 180 milyar olarak gerçekleşen faiz ödemesi 2 sene sonra 3 katı geçiyor, 567 milyar Evet. oluyor. Tabii bu rakamlar biraz da şöyle, yani milyar TL bir de alt sıfır falan attık ya, vatandaşımızın bazen zihninde bu rakamların büyüklüğü zor canlanıyor. Onun için ben birkaç örnekle açıklayayım Tabii şimdi size. lütfen. Şimdi bu 2022'de ödenen, bu yıl ödenecek faiz 330 milyar ya, bunun üzerine bir de kur korumalı mevduata kur farkı O dahil ödeyecekler. değil mi? Bu dahil değil. Aa. Kur korumalı mevduatın farkı da yine 300 milyarın üzerinde olacak bu yıl. Yani Merkez Bankası'ndan ödenen ve hazineden ödenen. Yani toplam bizim tahminimiz 650 milyar civarında bu yıl kur farkı, kur korumalı mevduatın kur farkı ve faiz. Toplam 650 milyar civarında. Şimdi bu 650 milyar liralık rakam nasıl bir rakam? Mesela bugün TOKİ'nin açıkladığı projede bir konutun peşin fiyatı, ben kabaca baktım şöyle 650 bin lira civarında Evet. peşin fiyatı olan konutlar var. Doğru. Peki 650 milyar lira faize ve kur farkına ödenecek ki bu yıl. Evet. 650 bin lira da bir konutun maliyeti. Peki bu faize bu rakam ödenmeseydi bu parayla kaç konut yapılabilirdi? 1 milyon. Evet, doğru. Bakın 2022'de Ya. faize ve kur farkına ödenen parayla 1 milyon Bin tane konut. konut yapabiliyordunuz. Açıkladıkları konut projesi 250 bin. O da tombaladan çıkarsa, yani kura çekecekler. Evet. Tombaladan çıkarsa. Sen ekonomiyi yanlış yönet. Kuru patlat. Bütün inşaat maliyetlerini patlat. Türkiye'deki bütün gayrimenkul fiyatları artsın. Konut fiyatları da artsın. Ondan sonra dön de ki ben 250 bin tane konut yapacağım. Onu da ucuz fiyata vereceğim de. Sonra da millet tabii ki ya ucuz bu diyor piyasaya göre. 7,5 5 milyon milyon civarı. kişi 7 başvuruyor. milyonu geçmiş. Öyle mi? Ben o Evet yeni evet 7 rakam milyonu bilmiyorum. geçmiş. Ha. Şimdi 7 milyon kişi başvuruyor. Yine bir hesap yapalım. Çok basit. 250 bin konutun yapım hızı ne kadar? Yılda 100 bin yapacağız diyorlar değil mi? Evet. Kabaca. 7 milyonsa yılda 100 bin konutla 7 milyon insana ne kadar sürer? 70 sene. Ya tam 70 yılda, yani 7 milyon kişiye yılda 100 bin konuttan 70 senede ancak teslim edecekler. Zaten hedefler Ya 2071 efendim. 2071'e kadar iktidarda İşte ama kaldı. 70 sene 2092 falan oluyor ya. 2092'ye işte bir kısmını bitirmiş oldu. Ya Fıkra gibi inanın, bakın. Temel fıkrası. yani tamamen bir göz boyama, tamamen bir algı üzerinden giden bir siyaset var şu anda. Çünkü artık başarı üretemiyorlar, o kesin. Bakın başarı üretemiyorlar. Başarı üretemeyince de acaba laf üreterek, Hayal bir üretiyorlar. umut satarak, işte 7 milyon insana konut sahibi olma umudu satıyor. Evet. Ama yılda 100 bin konut yaptığında bunun 70 sene süreceğini de hesaplamak ilkokul birinci sınıf hesabı yani. Hani Doğru. ikinci sınıfa gerek yok. İlkokul Doğru. birde bunu öğretirler yani. Basit bir matematik çünkü. Doğru. İlkokul bire giden bir öğrencimiz der ki bu 70 sene sürer. Bunu kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Evet, Yani burada evet. yapılacak şey enflasyonu düşürüp herkes için konutu ucuzlatmak. Enflasyonu düşürüp bütün toplum için
ev sahibi olmayı kolaylaştırmak. Yapılacak olan o. Yoksa 7 milyon kişi kuyruğa girdi diye sen niye övünüyorsun? Onların hepsine sen konut verebiliyor musun? Ama enflasyonu düşür. Bu ülkede konut maliyetini makul hale getir. İnsanların satın alma gücünü yükselt. O zaman işte evet 7 milyon kişi o zaman konut sahibi rahatlıkla olabilir Türkiye'de. Bugün mecliste bir müteahhit yapsat müteahhit deniyor galiba. Hani vatandaşın arsasına yapıp satıyor. Evet. Bir şey problemi varmış. KDV alacağı varmış devletten de birkaç gün geçti diye hakkı yanmış filan. Bana onu anlattı. Dedim ki nerede yapıyorsun? Vallahi varoşlarda gece kondu kesminde filan yapıyorum. Kaça en ucuz daire dedim. 2+1 filan dedim. Bugünkü maliyetle mi dedi? Yani bugünkü maliyetle dedim. Hani yaptın hemen bir sene filan. Abi dedi herhalde 1600'den filan ucuz mal etmez. 1700, 1800'de filan satabiliriz dedi. En ucuz 2+1 konut. E 600 tabii, bin liraya devlet nasıl yapacak? Orada arsa maliyeti var ya. Şimdi evet. Müteahhit yapsat. Ha bunlar da arsa maliyeti. Devlet, devlete arsa bedava. Yani arsa TOKİ arsaya para vermiyor. Tam tersine. Arsa üretiyor, satıyor. Onun parasını da sosyal konutlara harcıyor TOKİ. Harcıyor. Yani o şekilde maliyeti. Ama binalar da yapıyor. Yani. Yargıtay binası, Anayasa Mahkeme hepsini TOKİ yapıyor bir yandan. Bir yandan da müteahhitlik yapıyor yani devlet. Şimdi o bambaşka bir model. Çünkü TOKİ üzerinden olduğu zaman bazı işler kolaylaşıyor. Öyle diyorlar. Yani TOKİ evet. Üzerinden yapıldığı zaman pek çok iş kolaylaşıyor. Yani istediklerini işi yaptırabiliyorlar. Kolaylaşmadan kastınız biraz... İstediklerine işi verebiliyorlar. İstediklerine işi verebiliyorlar. Yani kolaylaşıyor iş bir şekilde. Yani. Onun için TOKİ'ye yaptırıyorlar. Yoksa TOKİ'nin işi mi? Yani bugün devlet herhangi bir kurumu bir bina yapacaksa yani gider kendi bütçesinden ihaleyle çıkar açık şeffaf bir ihaleyle binasını yaptırır. Yani TOKİ'ye ne oluyor? Yani niye TOKİ nereye gidiyor? Şimdi TOKİ sosyal konut üretmek sosyal için bir birim yani. Zaten adı üstünde kurduğu TOKİ toplu konut işletmesi değil mi? TOKİ toplu konut işletmesi. Evet, Yargıtay binası yap bilmem şu bina yap bu bina yap TOKİ onun işi o değil yani. Toplu konut ve sosyal konut. TOKİ'nin işi o. Müteahhitlik yapıyor işte devletin müteahhitliğini yapıyor. Evet. Şimdi yani bu efendim, rakamların demin bütçeden girdik mesela. Rakamların evet. Büyüklüğü açısından bir örnek daha vereyim bakın. O da çok çarpıcı. Şimdi gelecek senenin bütçesinde çok çarpıcı bakın. Tarıma ayırdıkları para ne kadar biliyor musunuz? Hemen şuradan bakayım. 54 milyar lira tarım. Peki gelecek senenin bütçesinde faize ayırdıkları rakam ne kadar? 567 milyar. Daha kur farkı yok bakın. Kur korumalı hesapların kur farkı bu rakamın içinde yok. Bu sadece buz gibi faiz ödeyecekler. 567 milyar. Artı kur korumanın faizi. Kur korumadan ne kadar geleceğini bilemiyoruz. Allah'a kerim. Yani kurun artışı belli. Bu sene faiz kadar da kur farkı ödemesi yapacaklar. Yani 330 artı 300'ün üzerinde toplam evet. 650. Aşağı yukarı faizle kur farkı eşit. Gelecek sene bilemiyoruz. Sadece faizi ödeyeceğiz diye ilan ettikleri rakam 567 milyar. 2023 bütçesinde aynı bütçede tarım desteğinin tamamı 54 milyar. Şimdi bu hükümetin önceliğinde nerede olduğu belli oluyor. Bu hükümetin önceliği serveti olana servet katmak. Çünkü faizi kime ödüyor? Zaten parası olan ödemiyor mu? Ya. Faizi kim alıyor? Zengin. Parasını devlete borç veriyor ve devletten faiz alıyor. Zaten parası olana, zaten var olana, zaten zengin olana, üzerinde bir de 600, üzerine 567 milyar lira faiz ödeyeceğim diyor. Ama tarımsal desteklerini tamam 54 milyar. Ondan sonra diyoruz ki bu ülkede tarım neden ölüyor? Bu ülkede neden süt veren KDV'si inekleri... KDV'si bile değil, %18'i bile değil, %10'u yaklaşık. %10'dan aşağı. Şimdi 567'nin %10'u 56 eder. 56, bu 54. Bu 54 işte aşağı yukarı. %10'un bile altında, altında yani. %9. Şimdi faiz ödeyeceğinin %10'undan azını tarım ediyor. Ondan sonra bu ülkede tarım ayağa kalkar mı? Bu %90'ı ülkede... zengine ver, evet. Faize ver, %10'u çiftçiye, evet. Türk milletine layık. Bu ülkede süt veren inekleri şimdi kesiyor insanlar. Evet. Türkiye'de et tüketimi tam yarı yarıya azaldı Orhan Bey bakın. Geçen seneden bu yana. Yani insanlarımız et tüketimini yarı yarıya kesmek zorunda kaldılar. Çocuk çocuğumuz da... Fiyat oldu 150 lira, 200 lira etin kilosu bir acayip böyle bir şey yok yani. Şimdi asgari ücrete bakıyorsunuz bir de etin kilosuna bakıyorsunuz mümkün değil. Evet. Yani haftada iki kere evine proteinli gıda alıp da tüketebilen vatandaşlarımızın sayısı çok sınırlı artık. Yani bunu TÜİK yaşam koşulları anketinden TÜİK açıklıyor bunu. Doğru. Yani Türkiye açıkladığına da güvenirsek tabii rakamlar bu. Açlık ve yoksulluk yani. Sınırı Türk İş açıklıyor 23 bin lira evet, yoksulluk evet, sınırı. Evet. Yani milletvekili emekli maaşı bile neredeyse yoksulluk sınırına düştü yani.
Öyle. Üniversite öğretim üyeleri yoksulluk öyle. Sınırı. Öyle. Doktorlar yoksulluk sınırının tabii. altında. Yani ülke yoksullaştı. Fakat bunların hepsi durum tespiti de tabii. Yani hep böyle sıkıntıları konuşuyoruz. Fakat bu sorunların çözümü de inanın bir o kadar kolay ya. Deva geliyor.